Quiz soruları o hafta denileştirilecek olan konuyla yakından ilgili olur. Bu yüzden bu kılavuzu çok iyi okumalı, iyi anlamalı ve hangi fiziksel kavramların kullanılacağını farkında olmalısınız. Örneğin bu haftaki deneyde yer değiştirme, hız, ivme gibi kavramlar işlenecek olsun. Eğer bu kavramları derste görmemişseniz bir kaynaktan faydalanıp muhakkak öğrenip gelmelisiniz. Tabloları doldururken ise ilk dikkat etmemiz gereken nokta birimler. Her değişkenin birimini yanına doğru bir şekilde yazmanız gerekir. Altına yazacağınız datalar bu birimlerle tutarlı olacak. Örneğin buradaki 0,5 sayısı 0,5 saniye anlamına gelmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, bazen bu dataları kullanarak başka datalar elde ediyoruz. Örneğin hız gibi. Bunu yapmak için konumu zamana böleceksek ve buradaki 3,0 rakamını 0,5'e bölüyorsak elde edeceğimiz sonuç 6 metre bölü saniye değil 6 santimetre bölü saniye olacaktır. Metre bölü saniye cinsinden sonuç bulmak istiyorsak önce buradaki sayıları metre cinsinden yazmamız gerektiğini unutmayalım. Kılavuzdaki soruları çözerken soruları tam olarak okumaya dikkat etmelisiniz. Genellikle sorular birden fazla kısımdan oluşur. Ve çoğu öğrenci sadece ilk kısma cevap verip sonrakileri görmezden gelir. Bu da eksik puan almasına sebep olur. Bir de soruları laboratuvara gelmeden önce çözerseniz ya da en azından gözden geçirirseniz hem kuzinizde faydası olur hem de deneyde zaman kazanırsınız. Conclusion kısmına gelince, kesinlikle deneyin basamaklarını anlatmanız istenmiyor. Yani biz bu deneyde şunu ölçtük, sonra şu formülü kullandık, şu sayıları şu tabloya yazdık gibi anlatımlardan uzak durun. Önce deneyin amacını yazın. Sonra deneyde kullanılan fiziksel kavramları tanımlayıp bunların arasındaki ilişkiyi söyleyin. Örneğin bu deneyde yer değiştirme, hız, ivme gibi kavramlar kullanıldığı için aralarındaki ilişkiden bahsederken hızın, ivmenin zamana göre türevi, yer değiştirmenin de hızın zamana göre türevi olduğunu yazmanız gerekir. Daha sonra ne grafiği çizdiğinizi, bu grafikten ne gözlemlediğinizi ve bunun size ne anlattığını belirtin. Deneyde birden fazla yöntem kullanılmışsa bu yöntemlerin birbirinden farkını, birinin diğerine göre üstünlüğünü veya faydasını anlatmanızı bekleriz. Hatalardan bahsederken de deneyde az hata oldu ya da teorik sonuçtan fazla bulduk şeklinde değil de yüzde vererek ifade etmeniz gerekir. Örneğin beklenen değerden %10 fazla bulduk gibi. Bu hataların neden kaynaklandığını ve ne yaparak bunları önleyebileceğinizi söyleyip conclusion kısmını tamamlayabilirsiniz. Grafik çizme işine gelince, önce ne grafiği çizeceğimizi başlıkla belirtmeliyiz. Ardından eksenleri koymalı ve bu eksenleri ana değerlere bölmeliyiz. Öyle bir şekilde bölmelisiniz ki datalarınız bir bölgede toplanmasın. Dataların hepsi şurada ya da şurada olursa güzel bir grafik elde etmemiş olursunuz. Dataların bütün şekil üstüne dağılmasını bekliyoruz. O zaman şu şekilde yapmanız gerekir. Önce datalarımızın en büyük ve en küçük değerlerine bakalım. Mesela bu örnekte zaman ekseni 0 ile 2,5 saniye arasında değişiyor. O zaman en düşük değeri 0, en yüksek değeri 2,5 alabiliriz. Ekseni de 0,5 aralıklarla bölebiliriz. Konum datalarımız 0 ile 0,152 metre arasında değişiyor. Daha güzel bir tablomuz ya da grafiğimiz olması için konum ekseninin yanına çarpı 10 üzeri eksi 3 yazarak sayılarımızı virgülden kurtarabiliriz. Ama bu illa da şart değildir. Böylece eksenin en düşük değerini 0, en yüksek değerini 160 ya da 200 olarak alabiliriz. Buradaki 160'ın anlamı 160 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre, yani 0,160 metre olacaktır. Eksenimizi de 20 aralıklara bölersek eksen çok da kalabalık görünmez.
Şimdi eksenlerin ne olduğunu yazalım. Zaman, saniye, konum, metre. Daha sonra datalarımızı grafiğe yerleştirmemiz gerek. Bunu yaparken de data değerlerini milimetrik kağıdın yardımıyla göz kararı bir noktaya koymamız gerek. Noktamızın çok büyük olmaması gerekiyor. Mesela bu yanlış bir nokta olur. Birden fazla tabloyu grafiğe döküyorsak farklı tabloların datalarını farklı işaretlerle göstermemiz gerekir. Örneğin başka bir tablodan alınmış bir datayı aynı grafiği çizeceksek bu dataları üçgen şeklinde gösterebiliriz. Data noktalarını koyduktan sonra kesinlikle eksenlere nokta nokta şeklinde çizgiler çekmemeliyiz. Data noktalarının yanına ya da eksenlere dataların değerlerini yazmamalıyız. Bunlar yanlış. Eğer doğrusal bir grafik bekliyorsak ve eğim hesaplamamız gerekecekse bir baseline çizmeliyiz. Baseline, data noktalarını birleştirmek anlamına gelmez. 0'a 0 noktasından ya da data noktalarından geçmek zorunda değildir. Öyle bir çizgi çekmelisiniz ki o dataların genel trendini göstersin. Mesela böyle bir data için şöyle bir çizgi olabilir. Eğim bulurken baseline üzerinde iki nokta seçmelisiniz. Bu noktalar birbirinden ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Ardından bu noktaların eksenlerdeki değerlerini bulmalı. Ve sonra eğimi delta y bölü delta x yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 şeklinde hesaplamanız gerekir. Tabii bu çizgileri çekmeyeceksiniz. Bu değerleri de yazmıyorsunuz. Çok sık yapılan hata baseline eğimini açı ölçer yardımıyla ya da cetveldeki uzaklık değerlerinin birbirine bölerek bulmaktan kaynaklanır. Bunu yapmıyoruz. Sizden istenilen grafiğin genel görünümü şu şekilde olacak. Ve eğer hata yapmamışsanız bu grafik tam puan alır.